Ne büyük adammış Recep Tayyip Erdoğan, dünya karşısında, o dünyanın içerideki tüm işbirlikçileri karşısında. Öyle bir kin, öyle bir düşmanlık, öyle bir aymazlık ki Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilişini okuyorum da Tayyip Erdoğan'a yapılanlar onun yanında küçük kaldığını görüyorum. O gün halk duyarsızdı, bugün ise tarihten dersini almış. 15 Temmuz gecesi en güzel örnektir. Şöyle bakın Tayyip Erdoğan'lı yıllara. Kumpas, ihanet, tezgah, tehdit, pusu, isyan, satılmışlık, ajanlık. İçeriden, dışarıdan darbenin, ihanetin her türlüsü. Bir ülkeye düşmanlık adına yapılacak ne varsa yapılmış. Denemedikleri yol kalmamış. Dünyada hiçbir lider bunları ard arda yaşamamıştır. Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı olmuş. Yoksa bu mücadele nasıl kazanılsın ki? 17-25 Aralık yargı kumpasında yenilmişler. MİT tırları oyununda yenilmişler. Koban isyanında yenilmişler. Çukur olaylarında yenilmişler. Suriye'de, Kuzey Irak'ta. 15 Temmuz darbe teşebbüsünde milletin tokadını yemişler. Dolar operasyonunda başaramadılar. Yenildikçe deli dana misali saldırdılar. Bu süreçlerde Tayyip Erdoğan'ı devirmek için devlete verdikleri ekonomik zararın bedelini düşünüyor musunuz? 1 trilyon dolara yakın olduğu belirtiliyor. Yani denemedikleri oyun kalmadı. Ne yaptılarsa başaramadılar ama teslim olmadılar. Her yolu mübah saymışlar bir kere. Gayri ahlaki ne varsa saldırıyorlar. Birileri cami, birileri cumhuriyet, birileri Atatürk, birileri dolar, birileri aşı, birileri din, birileri Ermeni, birileri Kıbrıs, birileri kapanma, birileri Merkez Bankası üzerinden saldırıyor. Öyle bir gayrimilli algı operasyonu ki HDP'ymiş, Demirtaş'mış, sözde Ermeni soykırımıymış, Yunanistan'mış, Amerika'ymış, umurlarında değil. Türkiye'ye kim düşmansa Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak için onlara dört elle sarılan bir muhalefet gerçeği karşımızda. Öyle bir akıl tutulması, öyle bir düşmanlık ki bu, düşünün, HDP'li vekil it diyor. Duymak istemiyorlar. Aman HDP ile kötü olmayalım. Omurga yerlerde, diğer tarafta. Atatürk'ü soykırımcı ilan eden HDP ile dar alanda kısa paylaşmalar. Gördük işte CHP milletvekili Orhan Sarıbal'ın Dersim için paylaştıklarını. Sen ne yapıyorsun diyen yok. Duymak istemiyorlar. Aman HDP ile kötü olmayalım. Öyle bir Tayyip Erdoğan düşmanlığı ki bu Atatürk'ün kurduğu partiden Atatürk'ün kemiklerini sızlatan partiye imza atılıyor. Umurlarında değil. Söz konusu Tayyip Erdoğan'ın gitmesi ise Atatürk'e, vatana, millete hakaret, teferruat olmuş beyinlerinde. Bir düşünün, şehirlerde patlayan bombaları, terör saldırılarını, Doğu ve Güneydoğu'nun yangın yerine döndüğü yılları, evladı eve geç gelen analar, babalar acaba bomba mı patladı diye endişeyle bekliyordu. Öyle nankörler ki, Allah aşkına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, jandarmanın, emniyetin, MİT'in terörle mücadelede elde ettiği büyük başarıyla gelen huzur ortamına karşı takdir edecek tek sözlerini duydunuz mu? Yok. Aman HDP darılmasın. Yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin. Oyun üstüne oyun. Görülüyor ki Tayyip Erdoğan'ın gücünü gayri ahlaki yollardan kıracak hangi yol varsa 2023'e kadar deneyecekler. Son olayı gördük. Gaziantep'te, camide kuytuğcuların provokasyonu gösterdi ki Tayyip Erdoğan'ı devirmek için en hassas olduğu yerden vurmak istiyorlar. Planlanmış, kurgulanmış bir oyunu sahneye koyarak. Bir düşünün. CHP'nin HDP sözcüsü Sezgin Tanrıkulu sahip çıkıyor kuytuculara. Faik Öztrak'ta durur mu? Vay camiye baskın olur mu? İçeride kamerayla görüntüleri çekip servis planı bile yapılmış. Cami çok dertleri ya, anlayın işte. Bu kuytulun 14 Temmuz 2016 yani darbe girişiminden bir gün önce kalemi kırılmıştır. Yakında işi bitirilecektir şeklindeki sözleri kime karşıydı? Tayyip Erdoğan'a. Bugün bu zata itibar ediyorlar. Yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin. Ne hikmetse 30 kişi farklı semtlerden gelip aynı camiye yerleşmiş. Bunun adı ibadet değil, provokasyon. Devletten maaş alan hocanın arkasında namaz olmaz diyenler de bunlar. Kurgulanmış senaryolar. Fatih Tezcan noktayı bakın nasıl koymuş bu provokasyona. Hoca efendinin emri var. Fena bir video istiyor. Nasıl video abi? Polis camiye girip cemaate biber gazıyla saldırıyor. Ne? Nasıl yapacağız? İtikafa girmiş gibi yapacağız. 100 kez güzel uyarsalar da çıkmayacağız. Mecbur kalacaklar. Tamam abi. Hadi çağır elemanları. İşte kurguları bu. Mesele Tayyip Erdoğan'ı
en hassas yerinden vurmak ya. Yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin. Ama baltayı yine taşa vurdular. Tayyip Erdoğan'ı İslami değerlere bağlılığı üzerinden test etmeye kalkmak kime nasip olmuş ki bunlara nasip olsun. O kadar beyinsizler ki bu ülkede İslami değerler üzerinden en son test edilecek kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu ülkede 2002'den önceki üniversite kapılarında başörtüsü nedeniyle çile çeken kızların bu çilesini ortadan kaldıran adam kim? Bu ülkede Çankaya'ya eşi başörtülü kimse çıkamaz diyenlere rest çekip tabuları yıkıp Abdullah Gül'ü Çankaya'ya çıkaran kim? Bu ülkede askerdeki evlatlarının yemin törenlerine başları örtülü diye alınmayan anaların çilesini sona erdiren kim? Bu ülkede ikinci sınıf öğrenci gibi görülen imam hatipli kardeşlerine bütün yolları açan kim? Bu ülkede bir asra yakın ibadete kapalı Ayasofya'yı dünyayı karşısına alarak ibadete açan kim? Sayalım mı daha? Şimdi cami provokasyonu üzerinden Tayyip Erdoğan'a karşı İslami hassasiyet kullanarak algı operasyonu istediler. Allah sizi ıslah etsin. Siz kiliseye giderken Erdoğan Ayasofya'yı ibadete açıp namazını kılıyordu. Ve bunca saldırıya, bunca yol kesmeye, bunca hain planlara rağmen 18 yılda dünyanın hayranlık duyduğu büyük projelere imza atan, başı dik, alnı açık, bağımsız bir Türkiye'yi inşa eden bir lider gerçeğinin arkasındaki güç nedir? Muhalefet hala kavrayamadı. Milletin adamı olmak, milletin duasını arkasına almak. Ne demişti Sezai Karakoç? Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Hepsi bir araya gelerek Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapanlar şunu iyi bilmeli ki, ne ekerseniz onu biçiyorsunuz ve Erdoğan'ın arkasındaki güç Allah Celle Celaluhu'dur. Allah Tayyip Erdoğan'ı koruyor. Tayyip Erdoğan karşısında yapılan oyunları bir bir gözlerine soka soka bozuyor. Bunlar farkında olmuyor ama Allah bütün oyunlarını bozuyor kendi aleyhlerinde ve bozmaya devam edecektir. Çünkü bu zulüm artık böyle sürmeyecektir. Bu zulüm bitecektir. Karanlık dönemden aydınlık döneme geçiş zamanıdır. Ve Erdoğan'dan sonra gelecek kişiye emaneti teslim etme zamanıdır. Bu emaneti Erdoğan da biliyor. Belli kesimler, belli insanlar da biliyor. Bunun farkında. O yüzden Allah nurunu elbet tamamlayacaktır. Kıyamette kafirlerin üzerine kopacaktır. Evet, Allah Tayyip Erdoğan'a ve İslam'ın menfaati için çalışan herkese yardım etsin. Onların karşısında olanların da oyunlarını kendi aleyhlerinde bozsun. Evet, şimdi videoyu lütfen mutlaka paylaşalım ki herkes bu bilgilere vakıf olsun ve izleyenler, dinleyenler de paylaşsın. Bu bilgiler daha çok insana yayılsın. Evet, Allah'a